31 Mart yerel seçimlerine yaklaşırken bir programda daha sizlerle beraberiz. Neler oluyor programında? Şimdi gazeteci yazar Ali Taştan Beyefendi ile beraberiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey. Teşekkür ederiz. Efendim yerel seçimler yaklaşmışken işte evet. Bu konuyla alakalı sizin görüşlerinize başvurmak istedik. Evet. En azından şu seçim dönemine nasıl girilecek? Kayseri gibi büyük şehirlerin bir tanesinde nasıl bir seçim atmosferi yaşanacak? Bunları sizin ağzınızdan dinlemek isteriz. Evet. Neler bekliyor bizi 31 Mart'a kadar? Evet. Öncelikle şuradan başlayalım Hakan Bey. Türkiye ilk defa yerel seçimlere bir ittifak havasıyla giriyor. İlk defa yerel seçimlere bir ittifak olacak. Ve bu ittifakta başlangıç itibariyle ve şu anki geldiğimiz nokta itibariyle çok farklı durumda. Başlangıçta ilk önce partiler birbirlerini tarttılar. Kendi açılarından anketler yaptılar ve baktılar durumlarına. Sonra ittifak olmadan bu iş olmayacağı anlaşıldı ve özellikle AK Parti açısından baktığımız zaman İstanbul ve Ankara'yı tek başına alma imkanı yoktu. MHP'de buralarda aday gösterdiği zaman Ankara'da ve İstanbul'da onun da öyle bir şansı yoktu ve oyları boşa gidecekti. Bu dolayısıyla MHP mevcut elindeki bulunduğu belediyelerde kaybediyor pozisyonuna gelmişti. Manisa'dır, Adana'dır, işte Osmaniye'dir. Gerçi bunlar en kuvvetli olduğu iller olduğu evet, için evet. MHP'nin o konuda bir tereddütünün olmayacağını ben düşündüm. Ama işte sonuçta İYİ Parti faktörü var. Bünyelerine ayrılmış bir İYİ Parti var. O da sonuçta iyi kötü bir bölüyor oyları. Öyle olunca da MHP'de ihtiyacı vardı aslında. Bir de Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bunu aslında düzgün ve kontrollü bir şekilde yürüttüler. Zaman zaman sıkıntılar yaşandı ama ve bunun devam ettikten sonra böyle bir şey hasıl oldu. İstanbul ve Ankara'da anlaşıldı. Ve şu anda İstanbul'da Binali Yıldırım meclis başkanımız aday ve şu anda favori gözüküyor. Sıkıntı gözükmüyor. Ankara'da da yine aslında Ankara daha biraz daha sıkıntılı çünkü orada Mansur Yavaş faktörü var ve geçmişte en son seçimde Melih Gökçek ile yarışmış ve arada çok az bir oy farkıyla kaybetmiş, 31 bin oy gibi. Onun için hemşerimiz diyelim Mehmet Özaseki Ankara'da zor bir seçim süreci bekliyor aslında. Ama onun da artıları var tabii ki. Var tabii ki. Kaç dönem Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Kayseri'de 21 yıllık belediye başkanlığı yapmış. Çevre Bakanlığı yapmış, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı yapmış ama şöyle bir durum var. Yani Kayseri Özaseki'yi çok iyi tanıyor ama Ankara seçmeni çok iyi tanımıyor. Çünkü Kayseri'de seçim daha kolay. Kayseri coğrafya olarak da düz bir şehir olduğu için engebe çok yok. Ama Ankara'nın engebesi çok. Her taraf yokuş. O yokuşlara çıkmak kolay değil yani. Ama AK Parti mesela Mehmet Özaseki ile Ankara'da bir açılım yapacağı zaman şunu söyleyecektir. Biz şehirciliği Kayseri'de şu noktaya taşıdık. İşte şöyle yatırımlar yaptık. Çalışmalarımız, şehre verdiğimiz hizmetler bu kadar çoğaldı diye söyleyecektir. Aynı hizmetlerin daha fazlasıyla Ankara'ya da getirilebileceğine dair vaatleri olabilir. Var mutlaka tabii, projelerini de açıkladı önemli ama bu süre zarfında seçmene ne kadarına ulaşabilecek, ne kadarını ikna edebilecek, bunlar önemli. Yani Ankara seçmeni tabii belli bir anlamda mikro milliyetçilik de yapıyor. Yani Ankaralı olsun diyor bu sefer diyor ama sonuçta Melih Gökçek işte Urfalıydı. 25 yıl Ankaralı değildi. Yani Ankaralı belediye, geçmişten belediye başkanı adayı bulmak zor yani. Mesele memleket meselesi de değil. Mesele adayın kapasitesi, kalibresi ve yapabileceği projelere inanmak yani. Mutlaka. Yoksa memleketin neresi, Türkiye'nin her yeri önemli. Ankara'da zaten Türkiye'nin özeti, her memlekette insan var. Onun için gerçekten Ankara şu anda zor. Başlangıçta anketlerde Mansur Yavaş 7 puan önde gözüküyordu. Ama Özaseki'nin projelerini açıklaması, sonra sahaya girmesi ve ilçe başkanlarının, belediye başkan adaylarının Ankara olması bu açığı yavaş yavaş kapatıyor gibi gözüküyor. Şu anda seviyeli bir yarış var. Yarı yarıya mı gözüküyor şu an oylama, anketler? Yani oylama. Ciddi bir çekişme var aslında. Anketler denk gibi şu anda ama tabii seçmen ne düşündüğü önemli. Yani seçmenin o zamanki ruh hali de önemli. Yani sadece bu seçimde seçmen projelere bakmayacak, adaya bakmayacak. Bu seçimde
iktidarın da projelerine bakacak. Gerçekten şu anda Türkiye'de bir ekonomik sıkıntı var. Yani bu kim ne derse desin bu göz ardı edilemez. Bunu seçmen insanlar iliklerine kadar hissetmiş durumda. Köydeki en ücra kahvede duran Mehmet Ağa da hissetmiş durumda. En büyük firmanın CEO'su da firmanın yönetim kurulu başkanı da hissetmiş durumda. Bunu tabii hükümet görüyor ve iktidar kendi açısından tedbirleri alıyor. İşte kredi kartlarının toplanan borçların ödenmesi diyelim. Enflasyonla mücadele programları. Programları var. Sonra elektrik paralarının ödenmesi 80 lira kadar. O da 10 milyon aboneye tekabül ediyor. O da ciddi bir rakam. Onun için tabii bunlar ne kadar etkileyecek bu önümüzde yaklaşık iki aylık bir sürede görmek lazım. Yani sandıkta aynı zamanda ekonomiyi de oylayacağız. Birinci öncelik bir şey. Ekonomi tabii seçmenin düşündüğü birinci öncelik şu, insanlar cebimdeki para var mı yok mu ona bakıyor. Öncelik o. Daha sonrası da ben diye düşünüyorum. Adaletli yargılamalar oldu mu olmadı mı? Yani bu FETÖ olayındaki gelinen süreçte kim ne yaptı? Seçmen tabii bunları görüyor ve onlar da değerlendirecek. İki tane önemli burada argüman. Şu soruyu da sorayım size. ÖSSK'nin Mansur Yavaş karşısında birazcık daha zorlanabileceğini söylediniz. Tabii ki. Projelerinin gerçi evet. Söylense bile ekonomik sebeplerden dolayı bu şekilde böyle bir zorlanma ihtimalinin olduğuna değindik mesela. Ama AK Parti zaten Ankara'da %50'nin üstüne bir oyla gelmişti. Evet. MHP ile ittifak yapması onun oylarını birazcık daha yukarıya taşıma ihtimali var. Birazcık daha garanti olma durumu söz konusu değil mi? Siyasetin hiçbir garantisi olmaz Hakan Bey. Siyasette insanlar gerçekten o anki sandıkta durum değişebilir. Çünkü MHP seçmeninin tabanının hepsini getiremeyebilir. Çünkü bir kamyon tuğla değil ki alıp ona öbür tarafa koyasın. Yani siyasette hiçbir zaman 2 kere 2 4 etmiyor. Bazen %2 %98'den daha büyük ve garanti olabiliyor. Onun için Mansur Yavaş da ülkücü kökenli biri olduğu için MHP, o da geçmişteki MHP'den de adaydı birlikte. Ondan da oy alabilir. Milliyetçi yani, Hareket Partisi'nin oraya kayma ihtimali olan oyları da var. Tabii böyle ki yani Mansur Yavaş da alabilir. Yani MHP seçmenini %100 getireceğini düşünmüyorum ben. Yani bu AK Parti için de geçerli. AK Parti de MHP'nin gösterdiği adaylara %100 gitmez. Yani burada ben %10 MHP seçmeninden sandığa gitmeyeceğini düşünüyorum. %10 da AK Parti'den adaylar anlamında söylüyorum. Yani bu ikna edilemez. Çünkü zor bir durum. Yani bir anda o sosyolojiyi yakalamak kolay değil. Şunu da sorayım. Ankara ve İstanbul için evet. Şu an için sorayım. Hem Mehmet Öseseki Bey evet. Hem de Binali Yıldırım Bey AK Parti'nin büyükşehir belediyeleri için doğru tercih miydi? İki büyükşehir için bu iki aday doğru kişiler miydi? Alternatif başka insanlar çıksaydı acaba oylaları yükseltebilir miydi? Daha farklı bir aksiyon, heyecan oluşturabilir miydi? Yani İstanbul zordu çünkü İstanbul'da ben AK Parti'nin doğru adayla girdiğini düşünüyorum. Çünkü Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışmış, Ulaştırma Bakanlığı yapmış. İstanbul'u tanıyan birisi. Tanıyan birisi, meclis başkanı yapmış ve tanınma sorunu yok. Burada doğru başka daha iyi bir isim bulacağını düşünmüyorum. Bulamazdı da. Yalnız burada CHP adayı da aslında doğru bir seçim stratejisinden girdi. CHP ilk defa bu yerel seçimde çok az hata yaparak gidiyor. Niye? Geçmişte HDP'nin alenen sahadaydı ve burada tepki oyları gidiyordu yani. Burada HDP arka planda oy verdirecek seçmenin ama öne çıkmıyor yani. Kesinlikle Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi adayların açıkladığı en önemli nedenlerinden biri HDP'yi ağzınıza almayacaksınız diyor. Bunu aslında doğru kullanıyor ama bilinçli seçmene bunu yutturamazlar tabii. Burada çok yıpranmamış bir isim Ekrem İmamoğlu. Tamam tanınma sorunu var ama sonuçta onu da Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ederek o çözüyor gibi. Yani doğru bir CHP tabandan tepki var ama sonuçta Cumhurbaşkanı'nı kim ziyaret ederse milyonlar onu görüyor yani. Tabii ki bütün kanallarda ismi görüyor geçti. Yani orada doğru bir strateji izliyorlar ama
Şu anda anketlerde %2-3 önde gözüküyor Binali Yıldırım şeyde İstanbul'da. Tabii bu yine 60 günlük süreçte ne olacağı belli olmaz. Ben yine ama kazanacağını düşünüyorum. Ama Ankara'da da bakacak olursak Ankara'da da yani AK Parti'nin elindeki isimlere baktığımız zaman hani 5-6 tane isim vardı. Diğerleri ÖSASEKİ'ye göre daha az tanınan bir isimler ve tecrübesizlerdi. Yani diğer isimleri şu anda zikretmek çok uygun değil ama ÖSASEKİ ile karşılaştırıldığı zaman daha az background'u zayıf adaylardı. Onun için ÖSASEKİ doğru bir isim ama ÖSASEKİ de işte Ankara seçmenine bir an evvel kendini kabul ettirmek istiyor. Yani o açığı bu süreçte ne kadar kapatabilir onu görmek lazım. Ama ikisinde ben AK Parti MHP ittifakının daha şanslı görüyorum. Bu konuda onların bir adım daha öne çıkmayacağını. Tabii ki yani. Peki İstanbul seçmeni, Ankara'yı konuştuk biraz da Ali Bey, ekonomik durumlar söz konusu olduğu zaman acaba oylarında böyle bir kayma durumu söz konusu olabilir mi? Ankara için söylemiştiniz ama İstanbul seçmeni ekonomik sebeplerden dolayı farklı düşünebilir mi? Yani bu ekonomik sebeple Türkiye'nin her noktasında her tarafını etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü Hakkari'deki insan da önce geçimini düşünmek zorunda, işini düşünmek zorunda, bir hayat standartını düşünmek zorunda. İstanbul'daki de, İzmir'deki de, işte Trabzon'daki de ekonomik kriz şu anda durum birinci faktör. Bunda hükümet aldığı tedbirlerle revize etmeye çalışıyor. Daha iyileşir mi? Bugün itibaren daha iyileşebilir. Ama seçmen ne kadar ikna eder? Yani seçmen 15-16 yılda bir bolluğa, rahat yaşamaya alıştı. Şimdi birdenbire böyle bir durum çıkınca zorlanıyor ve kabul edemiyor yani. Çünkü Allah kimseyi gördüğünden geriye bırakmasın. Bir hayat tarzına, bir yaşam tarzına alışınca geriye dönmek zor yani. Taviz verilmiyor kolay kolay. Evet. Ali Bey, İstanbul, Ankara'yı konuştuk. İzmir'de büyükşehir olarak konuşalım. Ondan sonra Kayseri'nin içerisine dönelim isterseniz. Olur. İzmir'de AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekçi Bey. Evet. Eski bakanlıkta yapmış bir isim, evet. Milletvekili olan bir isim. Henüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP'nin bir adayı söz konusu değil. Evet. Henüz biraz orada da birkaç isim üzerinde konuşuluyor fakat karar neticelenmedi. Peki şu an itibariyle İzmir seçmeni büyükşehir olarak Nihat Bey Zeybekçi'ye nasıl bakacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten kalesi olan İzmir'de her halükarda kazanabilecek bir adayı mı gösterse bir şey değiştirecek mi? Yani açık söylemek gerekirse CHP'nin yerel seçimlerde Türkiye'de yıllardır en rahat olduğu il İzmir'dir. Yani İzmir'e tabiri yerinde ise ceketini koysa kazanır. CHP'nin adayı böyle gelmiş ve İzmir'de son yıllarda bir güç aldı işte doğudan, Anadolu'dan falan ama sonuçta CHP açık ara önde orada. Yani bunu tartışmaya bile gerek yok. Ha AK Parti adayı oyları yükseltebilir biraz da ama yani CHP kimi koyarsa koysun İzmir'de gerçekten açık favori. İzmir seçmeni de hizmete bakmıyor gerçekten. Yani İzmir aslında Türkiye'nin en büyük bir köyü yani. Büyükşehir bile demek zor çünkü hakikaten gelişmemiş. Şehircilik desen hiç yok. Trafik olağanüstü sıkıntılı. Ama İzmir seçmeni şunu düşünüyor benim kanımca. Yani işte CHP bizim yaşam tarzımıza karışmıyor. AK Parti gelirse bizim yaşam tarzımıza karışır. Biz istediğimiz gibi sosyal yaşayamayız diye düşünüyor. Ve ne olursa olsun her şekilde gidiyor CHP'ye oy veriyor. Yazın biliyorsunuz anormal bir koku vardı, kanalizasyon kokusu. Ciddi bir sıkıntı oldu ama yağmur yağar, sel olur, İzmir konuşulur. Ama oya gelince seçmen vazgeçmiyor yani CHP'den. Bilmiyorum yani bu seçimde de zor diye düşünüyorum yani. Sizin de aynı zamanda bir belediye başkanlığı geçmişiniz var zaten. Evet. Şöyle söyleyeyim yani bir proje üzerinden devam edip devlet projesi olarak yürütülse, şehir ve planlama işleri daha düzenli bir şekilde yapılacak olsa, yani sonuçta yıllardır devam eden bir belediye başkanlığı süreci söz konusu oluyordu mesela belediye başkanlarının. Evet. Üst üste de yapanlar vardı mesela. Yani ilk yıllarından itibaren, ilk dönemlerinden itibaren yapsalar, altyapılarını güzel bir şekilde oluştursalar, şehrin nasıl büyüyeceğini, yapılaşmanın nasıl olunacağını,
Bu tarz böyle projelerle yapsalar, adım adım gitseler, hem altyapısıyla hem üst evet. yapısıyla. Bunlar da zaten her şehrin halkı, evet. vatandaşı görecektir. Bu daha böyle bir cazip kılmaz mı? Bizim belediye başkanımız zaten çalışıyor. Şu ana kadar bu kadarını yaptı. Bir sonraki dönemde de devam ettirecek projelerini diye bakmaz mı mesela? Böyle bir şehirciliği güzelleştiremez yani. Şöyle diyelim yani aslında AK Parti belediye cilikteki başarısıyla kazandı. Yani geçmişte işte Refah Fazilet geleninden diyelim. AK Parti geldikten sonra gerçekten yerel yönetimlere ciddi yatırımlar yapıldı. Türkiye'de geçmişte işte suyu olmayan köyü konuşulurdu. Kanalizasyon zaten yoktu da yol yine sıkıntılıydı. Ve AK Parti geldikten sonra altyapı, içme suyu olmayan hiçbir Türkiye'de köy kalmadı. Altyapı dediğimiz kanalizasyon yapıldı. Köylere kadar kilit parke döşendi. Ve arıtma tesisleri de var bunda. Yani ciddi yatırımlar yapıldı. Aslında bu seçimde hiçbir belediye başkanı diyemez ki işte ben gelirsem altyapı yapacağım, işte yol yapacağım diyemez. Çünkü %90'ı yapıldı yani. Bitti. Şimdi belediye başkanı adayları bundan sonra daha başka şeyler konuşmak zorunda. Ve farklı projeler bulmak zorunda. Sadece sosyal projelerin de bu işi yürütemez. Yani o da yeterli değil. Yeni şeyler bulmak zorunda. Türkiye'deki belediyeciliğin yapısı da değişmesi lazım. Aslında kontrolsüz bir belediyecilik var Türkiye'de. Yani atıyorum işte partiyle paylaşmış, Akdeniz kıyı bölgelerini CHP almış. Anadolu'da, İç Anadolu'da, işte Marmara'da bir kısımda AK Parti var, bir kısımda MHP var. Aslında belediyecilik yasasını kökten değiştirmek için kimse yanaşmıyor. Çünkü hiçbir sorumluluğu yok. Ya belediye istediğini yapıyor, istediğini alıyor ve anormal şekilde hepsi için konuşmuyorum. 1 milyonluk yapılacak işi atıyorum 5 milyona yaptırıyor ve kimse niye bunu yaptırdın demiyor. X bir sanatçıya 2 saatlik konserine 2 milyon ödüyor. Bunu kimse niye yaptın demiyor yani. Bu sonuçta milletin parası ve bu paralar çarçur ediliyor. Bununla ilgili ciddi bir yaptırımların yapılması gerekiyor. Yani devletteki en büyük israf belediyelerde. Bunun bir an evvel Türkiye artık bu safhaya geldi. Herkes gözün önünü gördü ve ilk önce buradan başlaması lazım. Devletteki israfın, tam makam araçları deniyor ama makam araçları olmaması lazım ama bu işin devede kulak diyelim. Daha büyük sıkıntılar var yani anormal israflar var. Bunların hiçbirinin olmaması lazım. Yani Avrupa'daki belediyecilik inceliyoruz ama sadece gezip geliyoruz. Yani orada görüyorsun hiçbir müdürün makam aracı olmaz. Belediye başkanının olmaz, milletvekilinin de olmaz. Herkes işe ya toplu taşımayla gider ya kendi aracıyla gider. Belli bir maaşı vardır. Onunla nasıl yaşarsan yaşa arkadaşlar. Ama bizde öyle değil ki. Örtülü ödenek var, anormal giderler var. Bunların artık bir düzene girmesi gerekiyor. Türkiye, başka Türkiye yok. Türkiye işte belli bir yere kadar geldi. Bundan sonra bu şekilde yaşayamayız ve sürdüremeyiz yani. Bu kadar israfın lüzumu. Sonuçta vatandaşa bu enflasyon olarak yansıyor. Yani zam olarak yansıyor. Bütçe açıkları bu şekilde vergilerle kapatılmaya çalışıyor. Hmm. Bu yanlış. Peki şunu da sorayım. Siz mesela Mehmet Özseseki Bey'e, evet. Binali Yıldırım Bey'e, Nihat Zeybekçi Bey'e ve diğer partilerin adaylarına, o illerdeki adaylarına tavsiye verecek olsaydınız. Estağfurullah yani biz yani sonuçta tecrübeli isimler bize düşmez o da. Hani ben genel yapı hep sıkıntı yani isim değil de Türkiye'de gerçekten belediyecilikte ciddi sıkıntılar var yani. Onların giderilmesi lazım. Yani bir belediye başkanı ben istediğimi yaparım deme şansına sahip olmaması lazım. Yani bunun ciddi şekilde denetlenmesi lazım. Seçmen bunu görüyor. İnsanlar, toplum, vatandaş görüyor ve ciddi şekilde eleştiriyor. Peki mesela danışmanlık mesela yapsanız dedim yani mesela tavsiyede bulunsanız ne yaparsa yıldızı parlar bu adayların, büyük şehirdeki adayların ve ya, bu onu öne taşır. Mesela makam araçlarından bu kadar sayıda olmaması lazım. Onlardan vazgeçmesi lazım. Arkadaş ben bu
kadar korumayla bakım aracıyla gezmemem lazım demesi lazım. Bu kadar işte etkinliklerde, sosyal etkinliklerde ve diğer projelerde bu kadar israf olmaması gerekiyor. Yapmayacağım demesi gerekiyor. Yani insanların ihtiyaçlarını gerçek anlamda tespit edip onları yapacağım demesi lazım. Yani atıl hiçbir projeyi yapmayacağım demesi gerekir diye düşünüyorum acizane tabii. Bu konuda inşallah bakalım seçim sürecine kadar olan süreçte belediye başkan adayları da kendi projelerini koyup zaten mevcut tecrübeleriyle ciddi manada bir şeyler yapacaklardır tabii ki bu konuda. İnşallah zaten milletimiz için de halkımız için de hayırlısı neyse o olsun diye söyleyeyim. İnşallah. Bakalım 67 gün kalan 31 Mart seçimlerine nasıl gideceğiz? Nasıl bir atmosferde gideceğiz? Seçim nasıl etkileyecek? Onu görelim bakalım diyeceğim. Bu ittifaklarla alakalı da şunu sorayım ben en sonda. AK Parti ile MHP'yi, Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin farklı illerde yapmış oldukları ittifakları halk sahiplendi mi? Kabullendi mi yani? Makul gördü mü bunları? Yani büyük bir kısmı AK Parti MHP ittifakını seçmen kabul gördü diyelim ama diğer illeri daha sonradan başladılar. Yani topal ördek şeklinde gidiyor. CHP İYİ Parti zaman zaman adayını açıklıyor. Adayını geri çekiyor. İl sayısını artırıyor. Yani onlar şu anda mesela AK Parti adaylar sahada çalışma yaparken hala İYİ Parti'nin ve CHP'nin adayların belli olmayan çok yer var. Yani nasıl bir yol haritası belirleyeceklerini bilmiyorlar. Yani işte örnek görüyorum. X bir ilçede ittifak olmuş. AK Parti adayı çıkmış ortaya. MHP'nin adayı geri çekilmiş. Gidiyorlar işte MHP adayını ikna edip aday göstermeye çalışıyorlar. Yani bu da onlar açısından bir dezavantaj. Cumhur İttifakı açısından avantaj aslında. Öyle görüyorum ben. Gerçi siyasette iki kere iki dört etmez dediniz ya mesela. Evet, evet. Demek ki bu tarz şeyler de olabiliyormuş. Yani ki tabana hitap edebilmek için. Tabii yani, ittifak yaşadıkları için kolay değil. Yani şu anda HDP'de ne olacağı belli değil. Yani daha hiçbir doğru belediye başkanı da açıklamadı. Hangi büyük şehirde CHP'ye mi destek verecek? İYİ Parti'ye mi destek verecek? Kendi adayını mı çıkaracak? HDP şu anda kapalı kutu konumunda pusuda bekliyor. Aslında AK Parti'nin adayının şanslı olduğu yerlerde HDP kesinlikle ben aday göstereceğini düşünmüyorum. CHP adayını desteklerler. Çünkü Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde özür dilerim. CHP her evden bir HDP'ye oy dedi. Yani sonuçta bir şey var, orada anlaşma oldu. Şimdi bunun diyetini ödemek zorundalar. Ve o diyette nasıl ödenecek, hangi büyük şehirde kime oy verilecek onu göreceğiz. Yakın zamanda çıkar ortaya. Bir değişim söz konusu olabilme ihtimali var diyoruz. Şunu da sorayım. Sosyal medyada çok fazla gündeme gelmeye başladı. Hatta bazı günler TT bile oldu. Sahte seçmen, sahte oy, olmayan yerlerde olmayan isimler. İşte bir tane evde işte 500 kişinin ismi yazılı, kayıtlı. İşte bir yerde 1000 tane isim kayıtlı. İşte ahır gösteriyorlar. Hiç kimsenin olmadığı bir hayvan, koyun bile yok. Keçi bile yok mesela ama seçmen kayıtlı edilmiş gözüküyor. Bina 4 katlı ama 5. katta insan oturuyormuş gibi mesela gözüküyor. Bunlarla alakalı da ne söylemek istersiniz? Vallahi bu durum aslında Türkiye'nin yıllara sahip bir sorunu. Yani yeni bir şey değil. Bu yıllardır var. Bunun en büyük nedeni de oy taşıma. Birinci etki muhtar adaylarının oy taşıma isteği. Çünkü bu dönem muhtar adayları çok öne çıktı. Niye? Çünkü eskiden muhtara aylık ödenen para 300-500 liraydı. Şimdi işte 1800 lira oldu. Sigortası da var. Ve muhtar adaylarını öne çıkardı. Öyle olunca da muhtar atıyorum işte Anadolu'daki bir köyde muhtarsa İstanbul'da veya İzmir'de ne kadar akrabası varsa buraya oyunu çıkarttırıyor, oyunu getiriyor ve taşıma oy oluyor ve sonuçta adam 3-5 oyundan da kazanacak olsa o oylarla kazanıyor. Bunu sonra YSK işte oyları donduracağız açıklaması falan yaptı ama bu zor bir durum aslında. Sahte oylar güncellemediğinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü bu şöyle çözülebilir aslında bu durum. CHP diyor ki biz YSK'ya güvenmiyoruz diyor. Ya güvenmiyorsun da Amerika'dan seçim YSK getirecek halimiz yok ki. Yani elimizde bir yüksek seçim kurulu var. Bu devletin bir kurumu.
güvenmek zorundasın. O zaman seçime girmeyerek öyle protesto edebilirsin. Güvenmiyorsan kaybedince o zaman böyle bir durum çıkacak. Onun için böyle bir şey olamaz. Sonuçta YSK'ya güvenmek zorundasın. Bir de şu anda mesela seçimde her partinin temsilcisi var, müşahidi var. Şimdi geçmiş bir önceki seçimde, 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin böyle bir sistemi çalışmadı. Ve işte Anadolu Ajansı'nın açıklamasına bakarak durumunu gördü. İşte diğer partilerin, işte özellikle AK Parti'nin SKM'sinin açıklamasına bakarak gördü durumunu. Bunu AK Parti çok iyi yapıyor. SKM'lerini çok iyi çalıştırıyor. Ve herkesten önce sonuçları görebiliyor. Yani şimdi burasını seçim sandığı düşünelim. Burada AK Parti'nin seçmeni var. Bir temsilci memur, devletin atadığı bir isim var. YSK'nın atadığı seçim kurulu başkanı var. İşte MHP'nin var, CHP'nin var. Seçime katılan partiler oraya temsilci koyabiliyor. Şimdi siz orada sandıklar açıldığı zaman, şimdi orada herkes çetele var, işaretleniyor. İşte AK Parti çarpı, MHP çarpı, CHP çarpı. Ve her parti temsilcisi o sandıktan kaç tane oy aldıysa not ediyor. Not ediyor. Ve burada çıkan sonuç da bunu ilçelerine ve illerine bildiriyorlar. Burada nasıl bir oy çalınabilecek ki? Ya sen sandığına sahip çıkarsan her parti oy çalınamaz. Ve YSK'nın açıkladığı sonuçla senin aldığın, sana gelen veriler, sonuçları karşılaştırırsan, burada anormal bir sonuç çıkarsa tamam dersin ki bak arkadaş böyle böyle bir durum var. Onu yapmadan oy çalınıyor, oy kayboluyor, sahte seçim var. Bunu diyemezsin yani. Herhalde reklam arasına gireceğiz. Bu konu önemli. Reklamdan sonra. İnşallah reklam sonrasında devam edelim diye düşünüyorum. Sevgili Enderun FM dinleyicileri, şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Neler oluyor programı reklamdan sonra devam edecek.